bir getirdiler değil mi? Biz, uçsuz bucaksızlık yani. Evet, bir yaşam. Uçsuz bucaksızlık. Onu çok daha fazla hale getireceğiz. İnşallah. Her İnşallah. Gittiğimiz yere sevgi, her gittiğimiz yere barış. Hristiyan mısınız kardeşim? Serbest. Gidin kilisenizde ibadetinizi yapın. Ticaret mi istiyorsunuz? Yapın. Güvenlik mi istiyorsunuz? Evelallah. Ölümüne sizi koruruz. Bu kadar. İnşallah. Biz de bir şey de istemiyoruz sizden. Mutlu olun. Biz sizin mutluluğunuzu görelim. Yeter. O kadar. İsrail'de de öyle. Yıkın şu duvarları. Açın diyeceksin. Her yer duvar kardeş. Evet. Uçsuz bucaksız. Kafası kaldırın bitmiyor yani. O nedir öyle ya? Öyle yaşanır mı? Her yere duvar yapmışlar. Evet. Ya yık, kaldır at şunu. Filistinliler sizin kardeşiniz. Bir kere onlar İsmail evladı. Onlar da Yakup evladı. Hazreti İbrahim soyu ikisi de. Biri ehli kitap. Musevi gözüne göre de onlar Beni Nuh şeyler. Filistinliler onlar kafir görmüyor. Evet. Hristiyanlar Müslümanları dinsiz görürler. Museviler Beni Nuh olarak görürler. Yani din sahibi olarak, hak bir din sahibi olarak görürler. Ama Nuh'un dinine tabi olarak görürler. Yani işte Allah'tan korkar, Allah'ın birliğine inanır. Helala harama dikkat eder. Ana hususlar yani dinin ana hususları. Bunları yapar. Onun için kafir olarak görmezler onlar. Yani bu çok önemli. Bilinmiyor bu. Evet. Yani evet. Beni Nuh olarak görüldüğü bilinmiyor. İnşallah Hristiyanlar da o kafadan kurtulacak önümüzdeki günlerde. Çünkü çok anormal bir şey. Yani çok çok anormal bir şey. Ya kardeşim, tek Allah'a inanıyoruz. Bütün peygamberlere inanıyoruz. Meleklere inanıyoruz. Namaz kılıyoruz. Oruç tutuyoruz. Zekat veriyoruz. Helal haramlara dikkat ediyoruz. Nasıl kafir oluyoruz biz ya? Allah'tan korkun yani. Mümkün değil. Ne yaptık da kafir olalım yani? İlla Deccal ordusunuz diye tutturdular. Müslüman alemin, bütün Müslüman alemin Deccal ordusu dediler. Onu daha yeni ikna ettim Avrupa'ya, Amerika'ya. Daha yeni evanjeliklere. Evet, daha yeni yeni kanaatleri geliyor. İnternete bir girseniz yani çok uğraştık. İncil'de bir tarif var. Onu Müslümanlara uygulamaya kalkmışlar. İşte, nedir hocam? Ekonomik gücü ellerine tutacak. İşte kan dökecek ondan sonra. Önce barışla ortaya çıkacak fakat sonra kan dökecek. İnsanlardan işte sevgiyi, barışı, kardeşliği kaldıracak bir sistem olarak. O diyor Müslümanlıktır diyorlar bunlar. Ya kardeşim dedim, siz masonluğu nasıl görmüyorsunuz? Bütün dünyaya hakim değil mi bunlar? Evet, hakimler. Darwinizmden ateizmi dünyaya hakim ettiler mi? Ettiler. Ekonominin %80'i %90'ı bunların kontrolünde mi dünyada? Evet, evet. Kontrolünde. Barış iddiasıyla, sevgi iddiasıyla çıktılar mı bunlar ortaya? Evet. Çıktılar. Sonra 350 milyon kan döktüler mi? Birinci Dünya Harbi'nde, İkinci Dünya Harbi'nde terörle, anarşiyle 1 milyarın üzerinde de insanı sakat bıraktılar. Bütün dünyadan sevgiyi, barışı, kardeşliği aldılar mı? Ve barış iddiasına ortaya çıkmadı mı ki önce bunlar? Evet, komünistler ne dediler? Biz size huzurlu barış getireceğiz dediler. Değil mi? Dünya kardeşliğini getireceğiz dediler. Evet. Ve dünyayı mahvettiler. İşte bu Deccal budur dedim. Deccal çıktı, haberiniz bile yok dedim. Bir debelendiler. Ama da ekonomik yön falan dedim. Onu da açıkladım şimdi. Onu da koydum internet. Ondan sonra sesleri kesildi şimdi. Bütün ekonomi onların kontrolünde. Yani %80-90 onların. Dolayısıyla şimdi dikkatleri Müslümanlar dağılmaya başladı. Irak'ın işgalinin sebebi Müslümanları Deccal ordusu olarak görmeleri. Yani kanlarını helal görüyorlardı. Ve ibadet olarak görüyorlardı. Afganistan işgalinin sebebi de o. Mehdi çıkacak, bütün Hristiyan alemi darmakeşen edecek, herkesi doğrayacak, biz önce atak yapalım, bu konuyu kapatalım dediler. Yani Mehdi'nin çıkışını engelleyelim. Kardeşim Mehdi zaten sevgi için geliyor, barış, kardeşlik için geliyor. Başında da sevgi var, sonunda da sevgi vardır Mehdi'nin. Başında da kan dökme baba vardır, sonunda da kan dökme baba vardır. Yani ve iç içe Hristiyanlarla, Musevilerle birlikte gidecektir Mehdi. Ayrı bir hareket değildir ki. Ve Mehdi samimi ve açık bir insan olacaktır. İnşallah. Bakın peygamberimiz hatta detay veriyor. Damla kan akıtmayacak diyor. Kardeşim biz dini kaynaktan sana kaynak veriyoruz. Yani peygamber uyumuyor mu Mehdi? Uyuyor. Allah'ın vahyi de söylüyor bunu. Damla kan akıtmayacak. Uyuyan kişiyi uyandırmayacak. İnsanların burnu dahi kanamaz diyor peygamberimiz. Evet.
Bundan açık garanti olur mu? Allah veriyor garantisini. İnşallah. Değil mi? Evet. Böyle değilse tamam zaten masonik harekettir o. Dinsiz harekettir. Zaten anti-mehdi harekettir o. Bunu yeni kavradılar.